Merhabalar, bugün sizlerle birlikte evde yapılabilecek kolay bir wrap tarifiyle geldim. Wrap tarifimiz 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamamızda lavaş yapacağız. Bunun için 5 su bardağı un, bunun yarısı tam buğday unu, yarısı beyaz un, ardından su, maya ve tuz kullanacağım. İkinci aşamamız da iç harcımızdan oluşmaktadır. Bunun içinde tavuk göğsü, mantar, kapya biber, yeşil biber, soğan, sarımsak, salça, tereyağı ve baharatlar ilave edeceğim. Ve son olarak da üçüncü aşamamız da sunum aşamamızdan oluşmaktadır. Haydi yapalım. Şimdi ilk aşamamız olan lavaş yapımıyla başlayacağız. Bunun için unumun ortasını bu şekilde açıyorum. Ve burada bir çukur oluşturacağım. Buraya mayamı ilave ediyorum. Daha sonrasında tuzumu da unumun üzerine dökeceğim şu şekilde. Şimdi buraya hafif de bir su ekleyeceğim ve mayamı açacağım. Şimdi birazcık daha ilave ediyorum. Bu şekilde yavaş yavaş kenarlardan da unlarımı alarak hamurumu yoğuruyorum. Şimdi birazcık daha ilave ediyorum. Bunun ele yapışmayacak kıvamda yoğuracağım. Sizler de bu aşamada suyu yavaş yavaş ilave etmelisiniz. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde yumuşak bir ele yapışmayan hamur elde etmiş olduk. Şimdi ben bunun üzerini bir bezle kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Bu dinlenirken biz de o esnada iç harcımıza başlayalım. Şimdi ilk olarak ocağımın altını yakıyorum. Ve tereyağımı bu aşamada ilave ediyorum. Tereyağımı erittikten sonrasında tavuğumu ekleyeceğim. Gördüğünüz üzere tereyağım neredeyse eridi. Şimdi tavuğumu ilave edeceğim. O sırada biraz altını kısacağım. Şimdi bu tavuğumu hafif pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Evet, görmüş olduğunuz üzere tavuğumuz pembeleşene kadar pişirdim. Şimdi soğanını ekleyeceğim. Evet, şimdi soğanını da ekledik. Bunu da bir kavuracağım. Ardından kapya biberimle yeşil biberimi ilave edeceğim. Bu arada sarımsağımı da bu aşamada soğanla birlikte ilave ettim. Biraz altını kısacağım şimdi. Bu aşamada soğanım da kavruldu. Şimdi biberlerimi ilave edeceğim.
Bunu da aynı soğanım gibi bir 5 dakika kavuracak. Daha sonrasında mantarlarımı ilave edeceğim. Evet, gördüğünüz üzere biberlerim de kavruldu. Şimdi de mantarımı ilave edeceğim. Bunu da aynı biberlerde yaptığımız gibi biraz kavuracağım. Mantarlarımız da istediğimiz kıvama geldi. Şimdi salçamı ve baharatlarımı ilave edeceğim. Ben pul biber ilave edeceğim. Benim biberim acı olduğu için ben az kullanıyorum. Ve göz kararı da tuz. Salçamızla birlikte kavurduktan sonrasında iç harcımız hazır. Bu aşamadan sonra şimdi lavaş yapımına geçiyoruz. Biz iç harcımızı hazırlarken hamurumuzu beklemeye almıştık. Şimdi açalım hamurumuzu. Görmüş olduğunuz üzere hamurumuz bayağı bir kabarmış. Şimdi bunu şöyle yavaş yavaş toparlıyorum. Ve mandalina büyüklüğünde bezeleri ayıracağım. Hatta ben bunu tezgahıma dökeyim. Burada da böyle hafif bir yoğuralım birlikte. Ben ilk lavaşımı şimdi pişmeye bıraktım. O sırada sizinle birlikte ikinci lavaşımızı açalım. İlk başta altına biraz un atıyorum. Şimdi birazcık da üstüne atacağım. Bu aşamadan sonra çok fazla un atmamaya özen gösteriyoruz. Ve başlayalım açmaya. Ne çok ince ne de çok kalın olacak lavaşımız. Bu aşamada biraz hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü tavamız ısındı. Birkaç kere daha açarsam istediğimiz kıvamı elde etmiş olacağız. Gördüğünüz üzere hamuruma çok da basmıyorum ezilmesin diye. İstediğimiz kıvamı elde ettik. Bu şekilde açmış olduk. Görmüş olduğunuz üzere ben lavaşı tavama koydum. Şimdi bunu arkalı önlü pişireceğim. Ve bu işlemi bütün lavaşlarım için uygulayacağım. Görmüş olduğunuz üzere ben bütün lavaşlarımı pişirdim. İç harcımı hazırladım. Şimdi en son sunum aşamasındayız. Bunun için bir tane lavaşımı alıyorum. Ve ben şöyle her tarafına gelecek şekilde İç harcımdan koyuyorum. Çok azıcık daha alacağım. Ve şimdi bunu dürüm şeklinde saracağım. Ve daha sonrasında bunu tost makinesinde pişireceğim. Evde yapılabilecek kolay bir wrap tarifidir. Hepinizin yapmasını ve yemesini tavsiye ediyorum. Bir sonraki tarifler videosunda görüşmek üzere.